Oraya mı çalışıyor? Hadi bakalım dayılar, yürüyün hadi, yürüyün. Yürüyün hadi. Bu kamyon da bir şeridini bulamadı bir türlü, Allah'ım ya. Adam şeridini bulamadı ya. Ürkek sürüyor. Ya geç bir şeridin birine ortala git kardeşim yani. Ne oraya oraya gezip duruyorsun yani. Sen ağır vasıtasın, sağda olman lazım. Bunu sen hafifsin deyip kandırmışlar galiba bu şoförü. Sen kilon 5 ton filansın demişler. Usulca ilerleyelim. İleride amortisörlerimizi de ayarlamamız lazım, yumuşa almamız lazım. Bak. Ya bu eski düzen devam ediyor burada şoförlerde. Yani ilk böyle bir Sarp sınır kapısının civarında iyi gibi gördüm ama şehir içi aynı. 30 yıl, 20 yıl öncesiyle aynı. Hiç fark yok. O zaman araba hızı daha iyiydi. Şimdi çoğalmış. İkinci el Arman arabası dolu. 90 model, 2000 model. Biz bu trafikte akşama zor varırız oraya. Neyse hayırlısı bakalım. Karnımızı doyurduk, kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Yanımızda yiyeceğimiz de var. Bir su almadık yalnız. Su alacağız bir yerden. Suyumuz yok. Dönel kavşağın içindeki önceliklidir. Adam bakalım bu otobüsçüyle göz göze geldik. Bu iyi bir şey, iyiye işaret. Bu iyiye işaret. Şuradan usulca gidelim. Sonra sola dönüş veriyor. Ana yola çıkmamıza herhalde bayağı var. Eskiden çalıştığımız bir şey vardı, şef vardı, Tayfun isminde. Fırlamaydı biraz. Böyle bazen bir iki dubleştiği zaman neşesi yerine gelirdi. Mesela birinde şey anlatmıştı, yine Gürcistan'da olan bir olay. Bunların harfleri nasıl yapmışlar biliyor musunuz derdi. Yok derdik, nasıl yapmışlar şef filan. Spagettiyi kaynatmışlar diyor, yere atmışlar diyor. Yere atmışlar, nasıl şekil aldıysa buna A demişler diyor. Bu şekilde, bu şekilde gitmişler diyor. Bunların harfleri bu şekilde oluşmuş diyordu. Evet, şimdi tekrar bizi sahil yoluna verdi. Orada yoğunluk vardı onun için. Halbuki aynı yola çıktık. Biz o yolun devamı bu. Burası biraz sakin diye bize burayı verdi ya bu. Harita var ya bizi. Yani dolandırıyor bizi boşu boşuna. Sakinmiş. İleride iki motorcu var. Onları yakalayayım ben bir. Onlar da Rusya'ya Musya'ya gidiyor olabilir. Hangi plakalıymış? En azından ona bakalım varmış.
Tanker gemileri. Şunlar petrol tankeri bunlar. Hepsi Supsa limanından Azerbaycan petrolü alıyorlar. Supsa limanı dediğim işte bizim 98'de yaptığımız iş. Bakü'den buraya petrol hattı var 24 inç. İşte bu gemilerde bu Azerbaycan petrolü almak için sırada bekliyorlar. Zaten Azerbaycan ondan sonra zenginleşmeye başladı. Halkına yansıyor mu, yansımıyor mu bilmiyorum da. Şu motorcuyu araya bir araba vardı, iki arabaya çıkmış. Polis molis şey etmeden şunların yanına yaklaşsaydım da plakasına bakardım en azından. Nerelidir bu adamlar? Çekoslovak falan gördüm ben sabahta, onlar mı acaba? Diyor. Nereymiş? Estonya filan. Biri de kadınmış. Biz onunla çalalım şu bayana. İleride polis var. Burada tek sıraya mı olacağız? Tek sıraya geçeceğiz. Anlaşılan. Arkamdan bir gürültü geliyor. CS olabilir. Birisi CS. Adamdaki CS galiba da. Adımdaki neyi bilmiyorum. Bunlar yanlarına yedek lastik de almış. Herhalde uzun gidiyor bunlar da. Belki Tacikistan, belki Rusya'ya mı geçerler? Estonyalıymış bunlar. Belki dünya turuna çıktı adamlar. Uzun lastik alanlar genelde öyle yapıyor. Çünkü lastik 20-25'te bitiyor. Çünkü 20-25 dünya turu için ortalama 50 bin kilometre lazım. 50-60 bin. İleriden içeri doğru gireceğiz galiba, bakalım. Şöyle biraz ayaklanalım. Çünkü yavaş gidiyoruz. Sıkıntı.